Merhaba. Londra'dan National Gallery'deyiz. Piero della Francesca'nın çok büyük ebatlı bir resmine bakmaktayız. Boyu 167 cm, genişliği 166 cm. Eserin ismi Hz. İsa'nın Vaftizi. Bu oldukça sık işlenen bir konu. Ancak inceleyeceğimiz eserde farklı bir şekilde ele alınmış. Piero çağdaş dünyada da çok beğenilen bir Rönesans ressamı. Sanırım bu kadar sevilmesi resimlerinde geometriye önem vermesinden, boşlukta ve formda soyuta yakın çalışmış olmasından kaynaklanıyor. Gerçekten de erken Rönesans dönemi sanatçıları arasında ayrı bir yere sahip. Kendine özgü bir tarzı var. Tarzının belirgin özellikleri, figürlerin durağanlığı ve sakinliği var. İdeal ana ilişkin her şeyi görüyoruz. Aziz John'un Hz. İsa'nın başından suyu döktüğü anı görüyoruz. Kutsal ruh bir güvercin formunda Hz. İsa'nın başında beliriyor. Aziz John, Hz. İsa'ya suyu son derece dikkatle adeta çekinerek döküyor. Asıl öyküde Hz. İsa Aziz John'dan kendini vaftiz etmesini istiyor. John önce bunu reddediyor. Hayır, sen beni vaftiz etmelisin diye ısrar ediyor sol taraftaki melekler aynı derecede endişeli görünüyor. Ortamda adeta bir belirsizlik var. Mesela John'un gözlerindeki odağa bakın. Bu belirsizlik, çekingenlik sol eline de yansımış. Aynı belirsiz ifade meleklerin ellerinde de görülüyor. Resmin genelinde durağanlık hakim ve figürlerde doğrusallık görülüyor. Hz. İsa kompozisyonun tam ortasında yer alıyor güvercinin tam altında. Hz. İsa kontraposto denen duruş şeklinde betimlenmiş. Ellerinden dua ettiğini anlıyoruz. Kompozisyon oluşturulurken geometrik ögelerin kullanımına önem verilmiş. Hz. İsa'nın her iki yanında düşey olarak ağaç, melekler ve Aziz John gibi simetrik figürler kullanılmış yatay olarak da belirgin hatlar görüyoruz. John'un kemeri sağdaki gömleğini çıkartan adamla aynı hizada. Sola doğru bakın. Aynı zamanda ortadaki meleğin kemeriyle de aynı hizada. Gördüğümüz yatay hat güvercinin ve bulutların yatay çizgisiyle tekrarlanıyor. Resimde bir dizi dairesel form görmek de mümkün. Resmin kendisi zaten dairesel bir form olan yayı andırıyor. Bu dairesel form Hazreti İsa'nın belindeki örtünün hareketi ve John'un el ve kolundaki kıvrımla devam ediyor ve sanki gömleğini başından çıkaran adamda da bu dairesel form destek alarak sürüyor. Bu noktada çemberin alt kısmında da benzer bir form görmek mümkün. Piero'nun eserlerinde geometriyi kullanmayı ne kadar sevdiğini biliyoruz. Ayrıca perspektife de çok önem vermiş. Hatta eserlerde güzellik ve uyumu yakalayabilmek için matematiğin nasıl kullanılabileceğine ilişkin bir inceleme bile yazmış. Bu ögeleri erken dönem Rönesans sanatında sıklıkla görüyoruz. Benim bu resimde dikkatimi çeken başka bir husus daha var. Bulundukları yer kesinlikle Orta Doğu değil. Arkada gördüğümüz yer, Hz. İsa'nın dirseğinin altından gözüken kasaba, çok büyük bir olasılıkla Toskana'da bir yer. Belki de ressamın doğduğu yer olan Borgo San Sepolcro. Bu doğru. Burası Orta Doğu'ya benzemiyor. Ancak arkada gördüğümüz su akıntısı Ürdün Nehri'nin neredeyse durma noktasına gelmiş küçük bir dereye indirgenmiş temsili olabilir. Burada dere sanki biraz geriye giden, düşündüren bir patika gibi eser bence 21. yüzyılda da beğeniyle bakılacak bir amaçlılık ve resmiyet barındıran bir eser. Hoşçakalın.